Efendim selamlar, sevgiler. Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ben Adanalıyım. Antalya'ya geldim. Canım ütü tost istedi. Kim yapar, kim yapar dedim. Tarık Usta ben yaparım dedi ütü tostunu. Yanına geldim. Şimdi Tarık Usta özel tereyağlı, sucuklu, kaşarlı, yumurtalı bir ütü tost yapacak. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Evet Tarık Ustam. Bugün bize ne hazırlıyorsun? Ütü tost yapıyoruz bugün. Rendelenmiş sucuğumuz, akabinde kaşarımız, yumurtamızla birlikte bir reçetel yaratacağız Allah izin verirse. Hadi o zaman hazırsan başlayalım. Tamam. Ütü tosta kullandığın malzemeler nedir? Yani dana sucuğu, biraz ondan bahset. Sucuğumuz, dana sucuğu kullanıyorum. Yine yöresel kaşarımızı kullanıyorum. Sosumuz da var tabii ki, içerisine ilave edeceğiz. Bir yumurta. Yani tamam. Bu klasiği tamamen klasik hale getireceğiz, öyle söyleyeyim yani. Hadi bakalım. Rendelenmiş sucuk mu o? Aynen. Yağ olarak abi, kendi tereyağı mı kullanıyorsun? Tereyağı kullanıyorum. Kendi yöremizin yine firması. Ütü tostun olmazsa olmazı rendelenmiş sucuk. Aynen. Sucuklar piştikten sonra neler yapacağız? Sucuklar piştikten sonra yumurtamızı kıracağız. Ama şöyle biraz da hani hem sucuğun yağıyla birlikte. Sucuklar iyice pişsin istiyorsun sen. Aynen. Pişmezse pişmez abi. Sucuk, dana sucuk dedin. Dana sucuğu, aynen. Afyonlu Kütahya bölgesinde anlaşmış olduğum büyük firmalar var. O firmalardan temin ediyorum. Antalya'mıza gerekli tadımları sağlamaya çalışıyorum. Evet, yumurta kuruyoruz. Evet. Bu hazırladığın tost kaç kişilik olacak? Bu 2 kişilik olacak. Şimdi şu ana kadar girdiğimiz malzemeler sucuk, tereyağı, yumurta. Yumurta. Bunlar gidiyor. Ekmeğimizi biz hazırlayalım. Normal somun ekmek kullanıyorsun. Somun ekmek kullanıyorum. Artı işte herhangi bir şey yok. Ekmeğimiz hazır. Senin dikkat ettiğin şey sucuğun iyice pişmesi. Sucuğun iyice pişmesi abi. Sucuk tam pişmediği zaman bu hoş bir tat vermez. Tamamen yedirmemiz lazım. Şurada bir sos görüyorum. Bunu hangi tostlarda kullanıyorsun? Bunu Antalya usulü tostumuza kullanıyorum özellikle. Bu bir karışım. Hani bunun ikisini normalde söylemem. Söylemem ama hani dile getirelim. Domates var mı? Domates var. Peki domatesler sen yazın domatesleriyle mi yapıyorsun? Şimdi bunlar yayla domatesidir. Yayla domatesidir. Tabii yayla domatesidir. Genelde Elmalı ve Korkuteli bölgesinde seracı arkadaşlarımız var. Bunlar temin ederler bize. Biz biriktiririz. Domatesimizi, salçamızı ayarlarız. Maraş'tan ve Salili'den özel biber salçasıyla harmanlarız. Çok güzel. Ona da tabii küçük çaplı bizim kendi baharatlarımız var. Baharatları koyduktan sonra lezzetli bir tat veriyor. Çok güzel. Bunu da tadına baktıracağım yani. Tamam. Simit sosu olarak da kullanabiliyoruz bunu. Simit sosu. Simit sosu olarak da kullanabiliyorum. Yani acı mı sosun? Kısmen. Yani çok olmamakla birlikte neticede Maraş biberi giriyor.
Maraş Belediyesi. Bir tatlı acılık var o zaman. Çok güzel. Yani damakta 10 numara bir tat bırakıyor. Tavsiye ederim. Evet. Yani tavsiye etmediğim bir şeyi de asla satmam. Bu çok güzel bir şey. Ütü tostumuz ne durumda? Ütü tostumuz olmak üzere. Tüm ekmeği yapıp sonra ikiye mi bölüyoruz? İkiye. Yarım ekmek şeklinde servis ediyorsun. Ben buna acı baharat koymuyorum. Yani acı baharat bizim yörede biraz tepki alabiliyor. Acı baharatsız. Ama tabii ki biraz da kendi salçalı sosumu, özel sosumu süreceğim arkadaşlar. Şu an koyduğumda kaşar. Kaşarım. Bir de yayla domatesiyle hazırladığım sos. Sosum. Geldik en önemli ana. Ütüleme zamanına. Ütüleme zamanına geldik. Şimdi ekmeğin üzerinde de tereyağı kullandın. Aynen. Ekmeğin üzerinde de. Burada salam var, sosis var, sucuk var. Bunlar da biraz sonra yapacağım. Bunlar biraz sonra yapacağım. Atom tostu malzemeleri değil mi? Aynen. Atom tostu kullanacağız bunları. Atom tostu kullanacağız. Ama ütü tosta hani deneyim sağladık artık. Hemen hemen artık Türkiye'nin her yerinde ütü tost yapılmaya başlandı. Yapılmaya başlandı. Ve tadı da gayet güzel. Ürünü kaliteli kullanırsak arkadaşlar tek geçerim. Sucuk. Evet, burada. Sucuk çok önemli. Çok önemli. Hani şimdi nacizane ben küçük bir bukle söylemek istiyorum. Benim 3 tane evladım var. Yani hiçbirine burada ya da dışarıda yemediğim bir şeyi yedirtmem. O benim kendi prensibim. Şahsi kendi prensibim. Böyle geldim. Böyle de gideceğime inanıyorum. Herkes gönül rahatlığıyla 3 şehzade tostçu tarığın yerinde doya doya dana sucuğunu yiyebilir. Çok güzel. Ben bir de fiyat sormak istiyorum. Şimdi ütü tostun fiyatını çok şatafatlı fiyatı yok. 9.9 18 lira. Yani bir bütün ekmek 18 lira. Öyle söyleyeyim. Yani bir porsiyon 9 liraya geliyor. 9 liraya geliyor. Senin paket servisin de var. Paket servisin de var. Yani genelde kendi muhitimize Lara'dan, Konyaaltı'ndan isteyen arkadaşlarımız da var ama mümkün mertebe kısmen gönderiyorum. Ama yakın mesafelere 4 tane paket motorum var. 4'ünü de çıkartıyorum. Çok güzel. Dilimlememi isterseniz. Dilimleyelim. Şöyle. Ve birlikte tadıma geçelim. Afiyet olsun. Geldik en güzel zamana, tadım zamanına. Tarık ustam yanımda. Ona içeride sormayı unuttum. Kaç yıldan beri tost yapıyorsun? 6. yılımız. 6. yıl. Ütü tosta ne zaman başladın? Aşağı yukarı bir 3 aylık bir mazimiz var. 3 aylık bir mazisi var. Evet. Şimdi Adana'da başlayan hikaye artık Antalya'da, İstanbul'da, Ankara'da devam ediyor. Biz ütü tostu bugün Antalya'da deneyimleyeceğiz. Müsaadenizle
tadına bakıyorum. Afiyet olsun. Malzeme bol. Sürdüğün tereyağının öyle hiç ürküten bir kokusu falan yok. Çok rahat yeniliyor. Yani tereyağı evimde kullanmıyorum. Acaba gittiğimde orada tereyağı kokusu beni rahatsız eder mi diyenler. Böyle bir rahatsız eden bir tereyağı kokusu yok. İçeriği de şöyle görmeniz için bir tanesini açıyorum. İşte gördüğünüz gibi malzemesi bol. Bu şekilde 18 TL'ydi. Bir yarım ekmek 9 TL'ydi. Hı. Biz şu an neredeyiz adres olarak? Perge Bulvarı'ndayız. Aspendos Bulvarı ile Perge Bulvarı'nın kesişimindeyiz biz. Tam o ışıklara gelmeden sağdasınız. Sağ taraftayız aynen. Efendim ne diyelim? Gelin siz de görün, deneyin diyorum. Bu videonun sonuna geldik. Artık başka bir videoda görüşmek üzere. Tadım Notları kanalına abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.